Evet sevgili katılımcılar. Şimdi doğrudan size Google Play uygulamalarının nasıl yüklendiğini, daha doğrusu Android application'larının nasıl yüklendiğini Google Play üzerinden mobil, bilgisayar ve doğrudan sistem üzerinden neler yapılması gerektiğini kısaca anlatacağım. Kaydımızın başlarında, eğitim kaydımızın başlarında, anlatımımızın başlarında mesajlaşma ve telefon uygulamalarını anlatmış idik. Şimdi ikinci kısmında da ise Google Play Store'dan uygulama yükleme ve diğer konuları işlemeye çalışalım. Öncelikli olarak sistemimizden doğrudan kayıt almak adına şimdi 38 yeni ileti. Ana sayfa ekranı. ana sayfaya dönüyoruz. Bosuk yok. Google klasör. Google klasör. Bosuk yok. Ve Ayarlar kolu. Google bosuk yok. Google klasör. Google pil bosuk yok. Google Play Store. Google Play Store'a Play Store. girdik. Şu an ekranları bir tanımak anlamında. Uygulamalar, oyunlar, kitaplar. Yeni ve güncellenmiş oyunlar, diğer. Uygulama, Dragon Mania Efsaneleri. Yeni ve güncellenmiş oyunlar, diğer. Bu Material Arayüz dediğimiz bir arayüz aslında. Güncellenmiş hali. Kitaplar, oyunlar, uygulamalar. Gezilme çekme, Play Store. Gezilme çekmecesini göster düğmesi. Tabii ki her şeyden önce ayarlar, hesaplar, hesap ekle kısmına gidip değerli dinleyiciler, kullanıcı adına sarperarkan@gmail.com örnek vermek gerekirse yazıyoruz. Şifre kısmında şifremizi yazıyoruz ve bize tabii bunun öncesinde mevcut hesabımız var ise bunları girdiriyor. Ama aynı anda sistem üzerinden hesap da oluşturabiliriz. Çünkü ayarlar, hesaplar, hesap ekle kısmına geldiğimizde Google hesabını seçtiğimizde karşımıza çıkan iki tane seçenek var. Mevcut hesap ve bir diğer konu ise hesap oluştur. Mevcut hesapta az önce söylediğim işlemleri yapmanız gerekiyor. Ben o işlemleri yaptığınızı varsayarak Gezinme çekmecesini göster düğmesi. Google Play Store'da gezinme çekmecesini göster düğmesine ben tıklıyorum ve neler Ana çıkıyor sayfa. karşıma? Uygulamalarım. İstek listem. Hesabım. Uygulamalarım, istek listem, hesabım, Kod kullan. kod kullan. Bu bir kare kod sistemi galiba. Kod kullanarak uygulama yükleyebiliyoruz. Ayarlar. Yardım ve geri bildirim. Evet, menüler bu şekilde. Ayarlar, yardım ve geri bildirim. Tabii biz ayarlara girelim öncelikli Ayarlar. olarak. Ayarlar. Ayarlar. Genel, üst bilgi. Bildirimler, indirdiğim uygulama veya oyunlarla ilgili güncellemeleri bana bildir. İşaretli, onay kutusu. Uygulamaları otomatik güncelle. Uygulamaları yalnızca kablosuz bağlantı üzerinden otomatik güncelle. Ana ekrana simge ekle. Yeni uygulamalar için, işaretli, onay kutusu. Yerel arama geçmişini temizle. Bu cihazla gerçekleştirdiğiniz aramaları kaldırın. Kullanıcı denetimleri, üst bilgi. İçerik filtrelemesi, indirilebilecek uygulamaları kısıtlamak için içerik filtreleme düzeyini ayarlayın. Satın alma işlemleri için kimlik doğrulaması ise 30 dakikada bir. Hakkında üst bilgi. Evet, bu şekilde genel Play Store'dan çeşitli ayarlar yapabiliyoruz. Yüklenecek uygulamaların filtrelemeden tutun da birçok ayar yapılabiliyor. Store. Play Store. Google Play'i de arayın. En popüler oyunlar, diğer. Kitaplar. Uygulama, Jurassic. Seç, uy, seç, uy, yeni kitapla, oyunlar, uygula, gezinme çekme, ana uygulamada, istek list, uygulamalarım. Burada uygulamalarımı görebiliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar istek listesine girdiğimizde de örneğin bir uygulamayı hemen yüklemek istemiyoruz ama istek listeme ekle diye bir düğme var ve biz o düğmeye tıkladığımızda istek listemize ekleniyor. Şimdi uygulamalarımıza bir Ana girelim. sayfa, Bakalım. uygulamalarım. Play Store. Google Play yüklendi. Tümünü. Güncellemeler. Tümünü güncelledi. Uygulama Dropbox. Dropbox. Son güncellenenler 11. Uygulama Dropbox. Tümünü güncelle düğmesi. Evet, burada güncellemeleri görebiliyoruz. Tümünü güncelle yapabiliyoruz. Tabii ben güncellemeleri manuel yaptığım için sistem kendisi yapmıyor ve ben kendim seçebiliyorum. Play Store'da da arkadaşlar uygulamaların bu şekilde görüp güncellemesini yapabiliyoruz. Şimdi uygulamayı nasıl Yüklendi. aratacağız? Google gezinme uygulamaları. Gezinme Google Play'i de arayın. Klavye görüntülendi. Klavyede 22 öğeden 1 TL 5 arasındakiler gösteriliyor.
Klavyede aratabileceğim gibi sesi de aratabiliyorum. Örneğin bir sesli bir deneme yapalım. Sesli arama düğmesi. Talkback. Uygulaması. İptal etmek için hafifçe vurun düğmesi. Şu anda Google'a eriş. Tekrar iptal etmek. Tekrar. İptal etmek. Tekrar dene. Şu anda Google'a erişili. İptal et. Google Talkback. Şu anda tekrar dene. İptal etmek. Şu anda tekrar dene. İptal. Şu anda Google'a erişilemiyor. Sanırım internet sıkıntısı çekiyoruz. Şimdi. Düzenle sesli arama düzenleme sesli arama Google uygulaması. Şu anda tekrar dene. İptal etme. Düzen B V N J H V C X D D D O O L K K çift noktalı küçük çift nok çift noktalı küçük O çift M Ç S S üst silindi çift noktalı küçük U çift nok çift noktalı küçük çift M M A A M M N N Ş çift noktalı küçük L L A A R R Ara Ara Uygulama Doküman Tarayıcı Editör Seçenekler Uygulama Google Dokümanlar Google'ın yüklendi. Evet, şu an dokümanlar yazarak Google Doküman uygulamasını buldum. Buna tıkladığımda Google Doküman Google'ın yüklemeyi KALDN düğmesi. Burada yükle düğmesi çıkacak eğer yüklemediyseniz veya daha sonra buraya gelip yüklemeyi kaldır yapabiliyorsunuz. Aç düğmesi. Aç düğmesi. Rozet çubuğu. Aynı zamanda burada işte rozet çubuğu, uygulamayla ilgili bilgiler. 10. Milyon. İndirme. 4. Verimlilik. Benzer. Hareket. Satır aralık. Ekran. Ekran görüntü. Puan. 1 yıl. 2 yıl. 3 yıl. 4. 5. Orta. Bu yoruma oy ver. Murat Akyol için Gerard'a profilini. Bu yoruma oy ver. 21 Eylül 2014. Arkadaşlar aynı zamanda... Paralı bir uygulama satın aldığınız zaman da yaklaşık 48 saatti galiba ama yanlış biliyorsam muhakkak arkadaşlar düzeltecektir. 48 saat içerisinde buradan satın aldığınız uygulamaları geri ödeme yap düğmesiyle tekrar geri ödeme yapabiliyorsunuz. Şimdi bilgisayarda Google Play uygulamasına bir bakalım. Öncelikli olarak telefonumdaki Talkback'i şöyle bir askıya almak istiyorum. Ekrana dokunun ve aradığınız geri bildirimi duraklat. Uyut tak. İşaret iptal tamam düğmesi. Şimdi Türkçe sentezleyicimizi açalım. Farklı kaynak iletişim kutusu dosya oturum açın Google hesapları Mozilla Firm. Konuşucu ses yazı ses seviyesi ses kaydı hız 70 hız 60 hız 64 hız 59 Oturum açın Google hesapları liste dışı liste 10 öge serper arıkan serper arıkan et gmail.com düğmesi. Şimdi bu internette açacağınız mail adresiyle internet tarayıcınızda browserınızda açacağınız mail adresiyle telefondaki aynı olmak durumunda. Yani hesaplar ayarlar hesaplar hesap ekle ve Google ayarlarını tanımladığımızda mail adresimizde aynı adresle bilgisayarda oturum açarsak uzaktan yükleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Ayarlar, hesaplar, hesap ekle bölümüne girdiğimiz Google kullanıcı adı ve şifresiyle aynı şekilde bilgisayardan da oturum açarsak bilgisayar üzerinden yükleme yapabiliyoruz. Liste 10 öge düğmesi Sarper Arif. Şimdi ben burada yazı alıp yıldız. Şifremi boşluk. Gireceğim. Büyük harf kilidi açık. Yıldız. Büyük yıldız. 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 Google hesapları meşgul. Loading. Please wait. Gmail. Şimdi buraya. Öge listesi P. Play 3 bölüz. Play'e. Linkleri listeleyip play'e tıklayabiliyorum. Veya da arkadaşlar. Mail adresiniz üzerinden gidebileceğiniz gibi. Adres çubuğuna. Paris, Le Bourgas, Adana, Yozgat. Başına W yok. http://play.google.com adresine de girebiliyorsunuz. Tıklanıp kapalı alt menü Google Play'i tıklanabilir arama yapın yazı alın. Ve ben burada şimdi örneğin bir şöyle bir O L E D O
K. Çift nokta dokümanlar A. Yazalım A. buraya da. Doküman. Google dokümanı tıklanabilir navigasyon. Ana sınır menü uygulamalar bağlan. Başlamak seviye 1 bağlantı diğerleri. Boşluk. Başlamak seviye 2 bağlantı Google dokümanlar. Evet, Google dokümanlara giriş yaptık. Boşluk. Tıkla bağlantı ana sayfa. Ana sınır menü yorumlar. Ana sınır menü yorum. Ziyaret tıklanabilir aramaya. Google'da ara düğüm. Tıklanabilir navigasyon yardım düğüm. Menü düğmesi. Ana sınır menü alt çerçeve dışı yorumlar. Başlık seviye 1. Şimdi burada yeni doküman aç bu aç alt en 190 boşluk 5 yıl tık boşluk yüklendi. Şimdi burada normalde yüklendi. Burası eğer bu böyle olmasaydı yükle düğmesi diyecektim ve ben F harfiyle geziyor olacaktım. Şimdi burada yükle düğmesine olduğunu varsayarak ben tıklıyorum. İletişim Nokia Samsung GFN 8005 düğmesi. Ve şu an Samsung bir tabletimin tanımlı olan bir tabletimi buldu. Daha fazla bir yükle düğme. Tamam düğmesi. Tıklanabilir. Google hakkında bağlan. İletişim kutusu. Tamam düğmesi. Ve şu an sisteme gitmiş oldu sevgili arkadaşlar. Buradan dediğim gibi çeşitli bölümleri var. Sound for Google Docs kapalı alt tıklanabilir ana sınıf benzer başlık seviye 1. Aynı zamanda benzer uygulamaları da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Yani aradığımız uygulamalarla ilişkili olan uygulamaları görebiliyoruz. Boşluk, başlık seviye 2 bağlantı Microsoft Office Mobile. Google Drive bağlantı Google Drive başlık seviye boşluk. Düğmesi ücretsiz. Boş başlık seviye 2 bağlantı Google Drive. Evet Google Drive. Google tablolar bağlantı Google Calendar bağlantı Adobe Reader bağlantı Google Slide'lar bağlantı Note bağlantı Google Admin bağlantı Google Admin başlık bağlantı Google Önce. Google Apps Device Policy bağlantı Google Apps Device Policy Polaris Office artı Google Analytics bağlantı Drive bağlantı Inbox by Gmail ziyaret edilmiş Office Suite 8 Dropbox bağlantı. Ve bu şekilde ilişkili uygulamaları da görebiliyoruz arkadaşlar. Genel itibariyle Google Play uygulamaları da bu şekildeydi. Anlatımımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta yeni bir anlatımla daha görüşmek üzere. Herkese engelsiz erişimli günler diliyoruz.